Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle divan edebiyatı sanatçılarını işliyoruz. Divan edebiyatı sanatçılarından yine AYT'de her sene en az bir tane soru geliyor arkadaşlar. Yüzyıl eşleştirmesi dahi sorulduğu için her sanatçının yüzyılını yine parantez içerisinde vermeye çalıştım. Şöyle, divan edebiyatımız biliyorsunuz 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda bitiyor arkadaşlar. Bugün bu yüzyıllar arasında yaşamış olan sanatçılar ve divan edebiyatının temsilcilerini işleyeceğiz. Birincisi Hoca Dehani. Siz biliyorsunuz ki Hoca Dehani arkadaşlar bu topluluğun, bu dönemin kurucusu kabul edilir. İlk kez din dışı konuları işleyen sanatçı olarak da yine öne çıkan bir isimdir. Hoca Dehani denildiği zaman aklınıza bu özelliklerin gelmesi yeterli. Divan Edebiyatı'nın kurucusu, Anadolu'da din dışı konuları ilk kez işleyen isim. Bir de eseri var, Selçuklu Şehnamesi diye, ama orijinalinin nerede olduğu tam olarak bilinmiyor arkadaşlarım. Ahmet Fakih burada arkadaşlar fıkıh ilmiyle uğraştığı için bu Fakih lakabını almıştır. Bahaettin Veled, yani Mevlana'nın babasından fıkıh dersleri almıştır. En ünlü eseri Çarhname'dir. Sorularda da genelde Çarhname eseri sorulur gelse. Mevlana Celaleddin Rumi Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Bu biraz daha fazla sorulur. Dikkat etmenizde fayda var. Konya ile özdeşleşmiştir. Orada Horasan'dan Konya'ya gelmiş bir isimdir. Hocası Şemsi Tebrizi'dir. Ölümünü biz Şebi Arus olarak düğün gecesi gördüğü için kutlamaya devam ediyoruz. Halen de arkadaşlar insan sevgisi ve bütün insanlara merhametli bakışı nedeniyle UNESCO tarafından 2007 yılı Mevlana yılı ilan edilmişti. Hatırlarsanız daha önce de Yunus Emre yılı ilan edilmişti. Çünkü bunlar evrenselliğe ulaşmış sanatçılarımızdır arkadaşlar. Mesnevi en ünlü eseridir. Divan-ı Kebir, büyük divan demektir, diğer şiirlerini toplamıştır. Fihi ma fih, ne varsa içindedir anlamına gelir ve sohbetleri, notları yer alır bu eserinde. Mecalisün Seba dediği zaman 7 meclisteki vaazlarını içerir arkadaşlar. Mektubat, öğüt dolu eserleri. Burada arkadaşlar mektubatı genelde devlet yöneticilerine ve öğüt vermek için yazmıştır. Mektubat dediğimiz zaman da buradaki diğer mektuplarla değil de devlet yöneticilerine yöneticilik hakkındaki öğütlerini sıralamıştır gençler. Sultan Veled Mevlana'nın oğludur ve Mevleviliğin kurucusudur gençler. Hatta Mesnevi'nin son kısımlarını yine Sultan Veled'in yazdığı söylenir. Bu yönüyle de Sultan Veled Mevlana'ya yardımcı olmuştur. İntihaname, Rebapname, İptidaname bunlar mesnevileridir arkadaşlar. Genelde de zaten bunlar sorulur. Dikkat edin. Şeyyat Hamza Hece ve Aruz'la yazmıştır. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Anadolu'daki ilk Yusuf'u Züleyha'yı yazmıştır. Çünkü Yusuf'u Züleyha'yı hem Hamse sahibi olan sanatçılar genelde kullanmıştır. Hem de birçok başka isim yazmıştır. Divan edebiyatında konu önemli değildi çünkü arkadaşlar. Taşlıcalı Yahya, Hamdullah Hamdi, bunlar da Yusuf-u Züleyha eserini yazan diğer sanatçılarımızdır diyoruz değerli öğrencilerim. Evet, burada arkadaşlar özellikle Gülşehir'i sorularda çok geliyor. Dikkat edin, Mantukut Tahir eseriyle Kuşların Dili demek arkadaşlar. Bu esere dikkat edin. Alegorik bir eserdir. Simurg, Hüthüt gibi temsillere yer verilmiştir arkadaşlar. Mantukut Tahir'i ÖSYM'e birkaç defa sormuştur. Çok çıkan eserlerde yer alır. Felekname diğer önemli eseridir. Aruz Risalesi, Kerameti Ahi Evran da bunun diğer eserlerdir. Ama zirve Mantıkut Tayrın da arkadaşlar. Unutmayın, bunu kesinlikle ezberleyin. Hoca Mesut Şehir'in Nevbahar eseri mesnevisiyle öne çıkar arkadaşlar. Ferhengname-i Sadi diğer eseridir. Kul Mesut Kelile ve Dimle eserini edebiyatımıza ilk kez çevirmiştir. Beydeba'nın Hint arkadaşlar fable örneği, hatta masal örneği kabul edilen eserini dilimize ilk çeviren kişidir. Bu noktalara da dikkat edin. Bunlar genelde birer tane bu öne çıkan eserleriyle sorulur gençler. Hemen bakın arkadaşlar, 2018 yılında çıkmış bir soru. Kuşların dili anlamına gelen ve Mesnevi Nazım bitti. Yani soru kuşların dili eşittir Mantıkut Tahir dediği zaman olay bitmiştir arkadaşlar. Feridettin Attar'ın eseri olarak bilinir. Bu eserden çeviri kabul edilir yine bu eser. Dolayısıyla cevap C'ye bakın, 2018 çıkmış sorusu.
Devam ediyorum. Aşık Paşa Aruz Veci'yi kullanmış 14. yüzyıl sanatçısıdır. Burada Aşık Paşa'nın şu özelliğine dikkat edin. O dönemde Arapça ve Farsça yaygın olduğu dönemde insanlar artık Türkçe yeterince zengin değil. O yüzden Türkçe ile Mesnevi yazılmaz gibi bir düşünceye arkadaşlar kapılıyorlar veya buna yer veriyorlar. Aşık Paşa onları yanıltmak için kendi Garipname, buna dikkat edin, bu sorularda da gelir, Garipname eserini yazmıştır ve 12 beyitten oluşan ahlak ve tasavvuf mesnevisinde Türkçenin özelliklerini öne çıkarmış. Bakın Türkçe ile de mesnevi yazılır mesajını vermiştir gençler. Fakirname, bu mesnevide de fakir adlı rengarenk bir kuşun peygamberimizi seçmesi arkadaşlar yine anlatılır. Dolayısıyla buradaki ifadelere dikkat edin. Mantık-ı Tahir'de kuşların dili, burada ise bir kuşun yine temsili alegorik bir şekilde kullanılması, peygamberimizi bulması, seçmesi ve onda karar kılması anlatılır gençler. Vasfı hal, hikaye, kimya risalesi de diğer eserleridir. Bu iki esere dikkat edin Aşık Paşa. Türkçe için mücadele etmiştir unutmayın. Ahmedi 14. yüzyılın en büyük ismi kabul edilir. Burada arkadaşlar asıl kurucusu, divan edebiyatının asıl kurucusu olarak da görülür. Dikkat edin. Asıl adı Tecaddin İbrahim bin Hızır'dır arkadaşlar. Tecaddin İbrahim bin Hızır'dır. Dolayısıyla sorularda çok çıkan eser olarak da arkadaşlar, sanatçı olarak da çıkar karşımıza Ahmedi. Eserlerinde İskendername, Büyük İskender'le ilgili olayları anlattı. Cemşid-i Hurşit bir aşk mesnevisi. İki eseri arkadaşlar çok sorulur, dikkat edin. Ahmedi, İskendername, Cemşid-i Hurşit eserlerini unutmayın. Kadı Burhanettin kendi adıyla devlet kurup 18 yıl yönetmiştir. Gazel özellikle de tuyu ustasıdır gençler. Türk edebiyatında tuyu denince akla gelen ilk isim Kadı Burhanettin'dir diyoruz. Nesimi, İmamettin Nesimi olarak da bilinir arkadaşlar. Bunun sorularında şu iki tane noktaya dikkat edeceksiniz. Hurufilik, harflere, sayılara anlam yükleyerek açıklama anlamına gelen hurufilik nedeniyle derisi yüzülerek öldürülmüş bir isimdir arkadaşlar. Sorularda da hurufilik veya derisi yüzülerek öldürülmüş ifadesi geçer. Nesimi bu yönüyle, bu iki özelliğiyle bilmeniz gerekiyor. Mukaddimetül Hakayık eserinde de hurufiliği anlatmıştır. Yine harflerle, sayılarla Allah'ın kainatta insanda tecelli etmesine yer vermiştir gençler. Ahmedi Dahi en ünlü eseri Çengname'dir. Bir sene sorulmuştur arkadaşlar. Dikkat edin, Çengi adlı bir müzik aletinin başından geçenler alegorik bir şekilde anlatılmıştır diyoruz. Alişir Nevai arkadaşlar, buna dikkat. Her yönüyle sorulabilen bir isim. Çağatay Edebiyatı'nın bir numaralı ismidir. İlk hamse, ilk tezkire denildiği zaman Alişir Nevai diyeceksiniz arkadaşlar. Yine Kaşgarlı Mahmut'tan sonra bilinçli ilk Türkçecimiz arkadaşlar. Kabul edilir, Türkçe için mücadele etmiştir. Mecalisün Nefais arkadaşlar ilk tezkiredir. Dikkat edin. Hamse ilk hamsesidir. İçerisinde Ferhat-ı Şirin, Leyla-ı Mecnun, bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bu eserleri sadece biri yazmıyor. Leyla-ı Mecnun, biz en ünlüsü Fuzuli'nin olduğu için genelde onu biliyoruz ama başka sanatçılar da yazmıştır diyoruz. Muhakemetül Lugateyn, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugati Türk eseri gibi arkadaşlar. Aralarındaki fark şu: Divan-ı Lugati Türk'te Arapça ile Türkçe, Muhakemetül Lugateyn'de Farsça ile Türkçe karşılaştırılmıştır ve Türkçenin üstünlüğü savunulmuştur gençler. Mizanül Evzan'da vezinlerin terazisi olarak bilinir. Burada aruz ve hece vezniyle ilgili arkadaşlar fikirlerine yer vermiştir diyoruz. Şeyhi 15. yüzyılın en öne çıkan ismidir. Yusuf Sinanettin olarak bilinir arkadaşlarım. Hekimliği öne çıkar. Burada dikkat edin, hekimlik. Çünkü eserlerinde bunun etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Harname eserinde Çelebi Mehmet'i tedavi etmiş. Ona Tokuzlar köyünü vermiş Çelebi Mehmet. Onu almaya giderken eşkıyaların saldırısına uğramış, dayak yemiştir. Bunu anlattığı eseridir. Har arkadaşlar eşek demektir. Harname eseri de eşekname olarak bilinir, o yüzden. Dikkat edeceğiniz özellik şu: eğer size eser içeriği verilir, eşek ve öküz temsilleriyle anlatılmıştır derse arkadaşlar,
bilin ki Harname'den bahsediliyor. Diğer bir özelliği, Türk edebiyatının baştan sona fabul özelliği gösteren ilk eseri kabul edilir arkadaşlar. Baştan sona fabul özelliği, yani hayvanları konuşturarak insanlara ders vermeye fabul diyoruz. Dolayısıyla Harname bunun ilk örneği kabul ediliyor, dikkat edin. Üstelik Şirin Mesnevisi yine aşk mesnevisidir arkadaşlar, sorularda bu iki eser çok gelir, dikkat edin. Tıpla ilgili Hapname, Veysi'nin arkadaşlar Hapname'si var, o rüya tabiri olarak kullanılır. Neyname, bunlar Kenzül Menafi tıpla ilgili eserleridir. Ahmet Paşa burada Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapmıştır. Şuna dikkat edeceksiniz. Fatih Sultan'ın bazı nedenlerden dolayı onu içeri attığını, daha sonra da arkadaşlarım Kerem kasidesiyle kendini affettirdiğini, şu Kerem kasidesi çok sorulur, dikkat edin. Bununla kendisini affettirmiş ve bu dönemin sultanı şuarası, 15. yüzyılın sultanı şuarası derse Ahmet Paşa, 16. yüzyılın sultanı şuarası derse Baki aklınıza gelecek arkadaşlarım. Süleyman Çelebi, biz bunu bir eseriyle biliyoruz. Vesiletün Necat, Kurtuluş Vesilesi veya günümüzde Mevlid olarak okunan eser arkadaşlar. Peygamberimizin doğumu ve peygamberimize övgülerin yer aldığı bir eserdir. Bursa Ulu Cami'de imamlık yapmıştır diyoruz. Baktığımız zaman hemen şöyle, çağdaşlarına göre zarif, bakın boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye soruluyor arkadaşlarım. Zengin bir hayal, canlı bir tasvir yeteneğine sahip olan diye devam ediyor. Burada şöyle sanatların ödevizde yergi türünün şaheserlerinden biri olan hiciv şeklini ortaya koydu. Öküzlerdeki boynuza sahip olmak isteyen eşek. Evet, öküz eşek gördüm. Bu Harname demekti arkadaşlar. Harname'ye kim yazmıştı? Şeyhi işaretledim, geçtim bakın arkadaşlar. 2015 sorusu. Hamdullah Hamdi, Anadolu sahasındaki ilk hamseyi yazan Akşemseddin'in oğlu olan bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Hamse içerisinde Yusuf Züleyha, Leyla ve Mecnun, bakın yine karşımıza çıktı. Vardır, dikkat edin gençler. Burada sorularda Anadolu sahasındaki ilk hamse çok gelir, dikkat edin. Burada arkadaşlarım iki tane sanatçıdan bahsedeceğiz. Biri Zeynep Hatun, diğeri Mihri Hatun. Divan Edebiyatı'nda yine de erkeklerden bahsediyorduk ama yeni yeni bu isimler de eklenmeye başlanmıştır. Zeynep Hatun, Divan Edebiyatı'nı bilinen ilk kadın şairi. Mihri Hatun da onunla aynı dönemde bilinen ikinci, yine onunla birlikte ilki paylaşan bir şairdir. Dikkat edin, bir ikisi arasında kendi aynı dönemde, aynı yerde yaşadıkları için de latifeler olmuş arkadaşlar. Birbirlerine de şiirler bu şekilde yazmıştır. İlk kadın sanatçılarımız. Aşık Paşazade, burada çok fazla duyduğumuz bir isim değil. Sadece şu esere dikkat edin yeter. Tevarih-i Ali Osman adlı tarih kitabı bilinir, geçiyorsunuz arkadaşlar. Necati denildiği zaman mahallileşme akımının etkisi, deyim atasözlerini şiire çekme, nazma çekme onunla başlamıştır. Döne döne redifli arkadaşlar, gazeli ünlüdür diyoruz. Üstelik Rum mahlası da yine onun kullanılan mahlasıdır arkadaşlar. Sinan Paşa, bileceğiniz tek özellik şu, süslü, sanatlı neslin öncüsü ve kurucusudur. Bu alanda ilk örneğini veren kişidir arkadaşlar. Tazar Runame'de bu alandaki ilk örnektir. Süslü neslin ilk örneği Tazar Runame, yazarı Sinan Paşa'dır arkadaşlarım. Bunu bilmeniz yeterlidir. Tezkiretül Evliya yine tezkireler sorusunda, biyografiler sorusunda çıkar. Bunu da sorabilirler yine gençler. Mercimek Ahmet ise sade neslin düz yazı arkadaşlar. Bir tanesi Sinan Paşa süslü düz yazının örneğini, Mercimek Ahmet ise sade neslin, sade düz yazının örneğini vermiştir. İlk örneği Kabusname'dir. Bu bir çeviri eserdir arkadaşlarım. Fuzuli'ye baktığımız zaman en fazla sorulan isimlerden biridir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır arkadaşlar. Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer, bu söz bile sorulur. Beşeri aşkı ilahi aşk yolunda basamak olarak görmüştür. Bu yüzden de aşk acısı çekmekten şikayetçi değildir arkadaşlarım. Sorularda gelir, platonik aşk veya aşk acısı çekmekten şikayetçi değil, mutludur derse bilin ki Fuzuli'den bahsediyor. Çünkü ona göre sevgililer kavuşursa aşk biter, kavuşmazsa o ızdırap, o acı onu ilahi aşka ulaştırır diyor arkadaşlarım. Eserlerinin hemen hemen hepsi önemli. Ama daha önemlilerini biraz daha arkadaşlar koyu renkte belirttim.
Su kasidesi peygamberimize yazdığı Natönedir. Leyla ve Mecnun mesnevisi. Çok ünlü Bengübade mesnevi. Heft Cam Sakiname yine mesnevisi. Kerbela olayını anlattığı düz yazı arkadaşlar öneği. Çünkü türü olarak da sorulabiliyor bakın. Şikayetname yine düz yazı arkadaşlar. Sıhhat Umaras şiir şeklinde tıp bilgilerini işlediği eseridir. Enesül Kalp, Bindü Zahit, Hadis-i Erbain gibi arkadaşlar eserleri de vardır diyoruz huzuru için. Şöyle baktığımız zaman Türk nesli ile edebi, bakın arkadaşlar nokta nokta ile edebi kimlik kazanmıştır. Burada şu ifadeyi göstereyim arkadaşlar özellikle sizlere. Çeşitli süslü arkadaşlar bakın. Bir çeşitli süslü neslinin ilk büyük sanatkarı. Süslü neslin ilk büyük ismi kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada sorularda geleceği kısmı da yani ilk büyük ismi olduğu için arkadaşlar Sinan Paşa tabii ki Tazarruname eseri diyeceksiniz yine. Bakıyorum arkadaşlar hemen şöyle yine. Baki Sultan-ı Şuara, 16. yüzyılın Sultan-ı Şuarası, aynı zamanda arkadaşlar Rindane Gazel ustası ve şuna dikkat edin, Şeyhülislam olmayı çok istemiş ama olamamıştır gibi ifadede sorularda çok gelir. En fazla soran eseri Kanuni Mersiyesi, Kanuni'nin ölümü üzerine yazmış olduğu Mersiyesidir gençler. Bağdat Duruhi, biz onu Tercihi Bent ve Terkibi Bent arkadaşlar şairin yazarı olarak bileceğiz. Daha sonra Ziya Paşa ona nazire olarak yazmıştır. Tercibet ve Terkibent'in usta ismi Bağdatlı Ruhi'dir diyeceksiniz gençler. Zati birçok ismi etkilemiş dönemin usta ismidir, gazel ustasıdır. Şemsi Pervanesi sorulmuştur ÖSYM tarafından. Dikkat edin, Edirne Şehrengizi Edirne'nin güzelliklerini anlattığı eserdir gençler. Hayali Bey Divanı dışında başka bir eseri yoktur. Baki'nin ünlenmesine kadar dönemin en önemli ismidir deyip geçiyoruz. Seyi Bey, Anadolu'daki ilk tezkire kabul edilen Heşt ve Hişt 8 cenneti anlatmıştır. Yaklaşık 245 şair ve eser hakkında bilgi vardır gençler bu eserde. Seyidi Ali Rey istediği zaman bize özellikle Hint seferinde yazdığı Milatül Memalik ülkelerin aynası anlamına gelen ilk arkadaşlar Gezi yazısı örneği sorulur. Buna da bu yönüyle dikkat edin. Güvahi, Yavuz Sultan adına derlediği atasözleri kitabı Kenzül Bedahi ünlüdür. Yine Pendname, nasihat kitabı arkadaşlar ünlüdür. Bunda bile deyim ve atasözlerini kullanmıştır. Atasözleri derleyicisi arkadaşlar olarak da Güvahi'yi aklınızda tutabilirsiniz. Piri Reis, zaten siz onu Piri Reis haritasıyla biliyorsunuz arkadaşlar. Biz de ise coğrafya kitabı ve atlası kitabı Bahriye birazcık daha öne çıkar eser olduğu için arkadaşlarım. Taşlıcalı Yahya, burada asker kökenli olması, Yeniçeri olması ve asıl noktaya geliyorum. Hamse sahibidir. Hamse içerisindeki Yusuf-u Züleyha, Şah-u Geda önemli eserleridir. Şehzade Mustafa Mersiyesi nedeniyle sorunlar yaşamış, sürgün edilmiştir. Bu yönüyle de sorulur Taşlıcalı Yahya. Latifi, ününü alfabetik sıraya göre yazmış olduğu, hatta ilk kabul edilir bu yönüyle, Tezkiretül Şuara arkadaşlar eseriyle yakalamıştır. Alfabetik sıraya göre biyografilerini yazmış sanatçıların. Daha önce biyografi yazanlar vardı ama alfabetik sıraya göre yazan ilk isim kabul edilir diyoruz. Efsaf-ı İstanbul diğer arkadaşlarım önemli eseridir. Nefi, kasideleriyle ünlü arkadaşlar övgüde ve yergide sınır yoktur Nefi için. Sorularda da bu noktası çok gelir. Övgüde ve yergide sınır tanımamıştır. Dilinin ayarı yoktur arkadaşlar. Hicivlerini Siham-ı Kaza, Kaza Oklar eserinde toplamıştır. Bayrampaşa'ya hicivleri nedeniyle boğdurulup boğaza atılmıştır diyor ve geçiyorum arkadaşlar. En fazla bu eser bu yönü sorulur zaten. Şeyhülislam Yahya, gazel ustasıdır. Baki ve Nedim'i bağlayan, biri 16, diğeri 18, 17'de gelip bu ikisini bağlayan sanatçı kabul edilir. Nail-i Kadim, biz onu ilk şarkıcı olarak bileceğiz arkadaşlar. Nabi, asıl adı Yusuf'tur. Yazdığı hikmetli şiirler en önemli özelliğidir. Arkadaşlar, Divan Edebiyatı'nın hikemi gazel, hikemi şiir ustasıdır. Dikkat edin, Hayriye oğlu için öğüt mesnevisi, Hayrabat Attar'ın, Feridüddin Attar'ın İlahi Name eserinden esinlenip yazdığı
aşk mesnevisidir. Tuhfetül Harameyn ünlü Hac yolculuğunu anlattığı eseridir. Yine Münşat, Surnami, bunlar da arkadaşlar diğer eserleridir. Bu üç tanesini, özellikle şu iki mesnevi şeklindeki eserini bileceksiniz gençler. Neşati Sepki Hindu akımındandır. Dili ağırdır arkadaşlar. Hilye-i Nebi, Edirne Şehrengizi, bunlar da eserledir. Sepki Hindu akımının temsilcisi olduğunu bilmeniz yeterli. Evliya Çelebi, siz onu zaten 10 ciltten oluşan 40 yıllık birikimlerini anlattığı Seyahatname eseriyle biliyorsunuz gençler. Baktığım zaman divan edebiyatıyla ilgili yine arkadaşlar bir şeyler anlatılmış burada. Hicivleri, bakın arkadaşlar, Hicivleri Türkiye Edebiyatı'nda gerçek anlamda ilk mizah ürünler, masallar vesaire devam ediyor. Bakın Hicivleri verdi. Abartılı bir dil kullanan hicvedilen kişi adeta yerin dibine yetinmeye çalışılırdı. Bu bağlamda akla gelen ilk kişi tabii ki arkadaşlar hicivlerin nedeniyle boğdurulup boğaza atılan Nefi olacak. 2016 sorusu gençler. Katip Çelebi Hacı Kalfa olarak bildiğimiz bir isimdir arkadaşlar. Avrupa onu Hacı Kalfa olarak tanır. Burada arkadaşlar Keşf-i Zünun ilk bibliografya eseridir. Kitap tanıtmış, 14.500 kitabı bu eserde tanıtmıştır. Avrupa onu daha çok bu eserle bilir. Cihan Numa'da coğrafya kitabıdır arkadaşlar. 6 kıtadan bahsetmiştir bu eserinde. Azmizade Haleti, asıl adı Mustafa'dır. Edebiyatımızın en usta rubaicisi arkadaşlar. Azmizade Haleti, çok çıkmaz rubai yönüyle bilmeniz yeterlidir gençler. Bakın Sakiname, Münşat, bunları birçok Münşat Süslü Nesli'nin toplandığı eserler demektir. O yüzden birçok sanatçı da görebilirsiniz arkadaşlar. Naima Osmanlı'nın ilk resmi tarih yazarı, Vakan Hüvisi kabul edilir. Naima tarihi arkadaşlar eseri önemlidir. Peçevi İbrahim Efendi Naime gibi tarihle uğraşmıştır. Peçevi tarihi eseriyle bilinir. Koçu Bey, Koçu Bey Risalesi arkadaşlar. Veysi burada Süslü Nesli'nin temsilcisidir. Habname, bir rüyayı anlattığı Habnamesi ünlüdür arkadaşlarım. Bunu sultana da sunmuştur. Önemli bir eserdir gençler. Habname zaten genelde rüya arkadaşlar. Eser, rüyaların anlatıldığı eserler demektir. Nergis'i Süslü Nesli'nin en ağır örneği. Bakın ilk örneği Sinan Paşa. En ağır örnekleri Nergis'i arkadaşlar. Nesir düz yazı şeklinde ilk Hamse'yi yazan kişidir. Nergis'i Nihalistan bu Hamse içerisindeki önemli, çıkan önemli eseridir arkadaşlarım. 2015 sorusunda bakın arkadaşlar neden bahsediyor? İlk defa Mensur Hamse düz yazı şeklinde Hamse yazmıştır diyor ve bu noktasıyla Nergis'i bize veriyor 2015 sorusu arkadaşlar. Nedim 18. yüzyıl arkadaşlar, asıl adı Ahmet'tir. Lale Devri şairidir. Bu dönemin zevk ve eğlencesi şiirlerini yansıtmıştır. Nedim'le ilgili arkadaşlar hemen hemen her yıl neredeyse soru geliyor. O yüzden biraz daha buna dikkat etmenizde fayda var. Bir sene sormasanız diğer sene geliyor neredeyse arkadaşlarım. Nelere dikkat edeceksiniz? Lale Devri şairi diyebilir bir. Şuhane kadın ve ten zevklerini, eğlencesini anlatan arkadaşlar şiirlerdir, gazellerdir. Şarkının en ünlüsü, mahalleleşmenin en ustası. Bakın Sadabat eğlence yeri arkadaşlar onun için önemlidir. Malumdur benim soğanım mahlas istemez diyerek de arkadaşlar kendi şiirlerinin belli olduğunu, mahlasına gerek olmadığını söylemiştir. Şu dize onun hayat felsefesidir. Gülelim, eğlenelim, kam alalım, zevk alalım hayattan diyor arkadaşlar. Dolayısıyla sorularda bu yönüne çok değinilir. Dikkat edin. İstanbul Kasidesi de onun arkadaşlar ünlü eseridir diyoruz gençler. Şeyh Galip yine çok sorulan sanatçılarımızdan. Niye? Divan Edebiyatı'nın son büyük temsilcisidir. Sepki Hindu akımının en ünlü ismidir. Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyhidir. Asıl noktaya geliyorum. Hüsün adlı bir kız ile Aşk adındaki bir erkeğin tasavvufi şekilde ve alegorik bir şekilde ele alındığı Hüsnü Aşk eseri çok sorulur gençler. Dikkat edin bu esere. 28 Çelebi Mehmet elçilik görevinde bulunmuş arkadaşlar ve Paris Sefaretnamesini, Fransa Sefaretnamesini yazmıştır. Bu yönüne sorulan bir isimdir kendisi de. Hemen çıkmış bir soruyla pekiştiriyorum. Yine 2015 sorusu. Şiirlerinde en çok dikkat çeken mekanlardan biri de Sadabat'tır. Bakın arkadaşlar
Sadabat şiirlerinde de gerçekten arkadaşlar yer olarak da bol bol geçmiştir. Büyük ve görkemli bir alan ifade eden Sadabat, su kanalı, köşkler, saray, mesir alanı eğlence arkadaşlar. Dolayısıyla Sadabat'ı gördüm, Nedim diyeceksiniz gençler. Hemen bunu kodlayın, bir yere de not alın. Bakıyorum. 18. yüzyılda yaşamış klasik Türk edebiyatı şairidir. Sevki Hindu'nun önemli temsilcileri arasında gösterilir. Genç yaşta divan sahibi olmuştur. Divan Şirgeni'nin son büyük temsilcisi. Bitti arkadaşlar bakın. Adam daha bize ne versin? 2018 sorusu arkadaşlarım. Divan geleneğinin son büyük temsilcisini vermiş. Hüsnü Aşk'ı vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu kez cevabımız Şeyh Galip olacak arkadaşlar. Bunlar da artık diğer sanatçılar arkadaşlarım. Soru gelmemiş ama aklınızda bulunması gereken isimler. Ender Onlu Fazıl Defteri Aşk eseriyle, Esrar Dede Tezkireti Şuara eseriyle, Mütercim Asım Efendi Çevirmen arkadaşlar, Burhan'ı Katlı Sözlüğü, Kamus gibi yine sözlükleriyle ve sözlük üzerine çalışmalarıyla bilinir. Sümbülzade Vehbi oğlu için yazdığı Lütfiye Nasihatnamesiyle arkadaşlar bilinir. Giritli Aziz Efendi Muhayyelat, Türk Edebiyatı'nda hikayeye geçişte arkadaşlar mihenk taşı kabul edilir. O yüzden yine buna da dikkat edin, Muhayyelat adlı esere. Keçecizade İzzet Molla'nın Mihneti Keşan ve Gülşeni Aşk arkadaşlar eserleri önemlidir. Enderunlu Vasıf da mahalleleşme akımının temsilcisi olduğunu, yine şarkı biçimini en çok kullanan kişi olduğunu. Bakın ilk şarkıcımız Nail-i Kadim. En ünlüsü Nedim, en fazla şarkı yazan Enderunlu Vasıf. İşte bunlar ipuçları arkadaşlar. Akif Paşa Adem Kasidesi Tapsıra eserleri ünlüdür. Tapsıra'yı biraz daha sorarlar, fazla sorarlar. Dikkat edin. Yenişehirli Avni, Mirat Ucu'nun Abname gibi arkadaşlar. Ateşkede gibi. Bu Ateşkede'de de yine Hüsnü Aşk'ın etkisi görülür arkadaşlarım. Bu 19. yüzyılın sanatçısıyla da divan edebiyatımızı bitirmiş oluyoruz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.